Hızlandırılmış LGS Dershanesi şimdi %80 indirimde. LGS Dershanesi'nde genel tekrar videolarıyla konu eksiklerini kapatabilir, sınava kadar 10.000'in üzerinde soru çözümü yapabilir ve gerçeğini aratmayan LGS provalarıyla sınava hazır bir şekilde girebilirsin. Hızlandırılmış LGS Dershanesi'ndeki son fırsatı kaçırma. Detaylar Tonguçakademi.com'da. Herkese merhabalar. Bugün sizlerle birlikte LGS'de ikinci dönem konular arasında yer alan... Atatürk dönemi Türk dış politikasını öğreneceğiz. Arkadaşlar geçen seneki LGS'de sadece birinci ram konular olduğu için bu konudan soru gelmedi. 2022'de, 2021'de de soru gelmemişti ama bu sene 2024 LGS'de biz bu konudan mutlaka soru geleceğini düşünüyoruz. Çünkü çok önemli olaylar var. Birincisi burada Türk dış politikasının temel ilkelerini size sınavda sorabilirler. Yani tam bağımsızlık, mütekabiliyet. Mütekabiliyet nedir hocam? Mütekabiliyet karşılıklı demek Tonguç'um. Yani başkasına yapılmasını istemediğin şeyi sen de başkasına yapmıyorsun. Ve sana da saygı duyulmasını istiyorsun. Akılcılık, gerçekçilik, barış ve milli menfaatler esas alma. Bunlarla bağlantılı bir metin verip bu Türk dış politikasının temel ilkelerinden neyle ilgilidir der. Gerçekçilik mi, barış mı bunları sorar. Dolayısıyla bunları iyi öğrenmemiz lazım. Birazdan bunları sana göstereceğim. Bir de ee, ...yabancı okullar sorunu, musul sorunu... ...nüfus mübadelesi sorunu... Mübadele ne de demek hocam? Mübadelede değişim demek Tonguç'um. Türkiye'de yaşayan Rumlarla... Ee, Yunanistan'daki Türkler yer değiştiriyor. Buna mübadele değişim diyoruz. Dış borçlar sorunumuz var. Dış borçlarda bizi Fransa çok uğraştıracak. Milletler cemiyetine giriş yapacağız yani Birleşmiş Milletler'e. Bir de Balkan Antantı ve Sadabat Paktı var. Antantı ve Paktı mı? Evet bayağı bir yabancı kelime var. Antant ve Pakt kelimelerini de söyleyeyim. Balkan Antantı ve Sadabat Paktı şu demek. Balkanlardaki devletlerle yani Türkiye, Yunanistan, Yugoslavya, Romanya ile birlikte bir dostluk kuracağız. Bir de Sadavat Park'ta doğudaki devletlerle bir dostluk kuracağız. İkinci Dünya Savaşı tehdidine karşı. Bir de Möntre Boğazlar Sözleşmesi var ki bu da çok çok önemli. Boğazların kontrolü. Bugün bu konuları güzel bir şekilde öğreneceğiz. Ve LGS 2024 geldiğinde buradan bir soru bekliyoruz. Bu bir soruyu kaçırmak istemiyoruz. İnşallah doğru yapacağız sonuçum. Tabi dersimizin sonrası sen mutlaka e, tüm dersler, kitabımızda test 23'ü, Dinamo'da test 77'yi ve Zoru Bankası test 38'i mutlaka çözmelisin ki konu iyice aklına otursun ve LGS'de de hiçbirini kaçırmadan yap. Hadi bakalım dersimize başlayalım. Müzik <laughs> Evet Tonguç'um Şimdi Atatürk dönem Türk dış politikasının öncelikle temel ilkeleriyle başlıyoruz. Birincisi tam bağımsızlık. Yani biz ülkemizin bağımsızlığı her şeyden daha değerli. Bununla alakalı nasıl soru sorabilir? Bize Mustafa Kemal Atatürk'ün tam bağımsızlığa önem verdiği bir cümleyi sorar. İşte tam bağımsızlık denildiği zaman elbette siyasi, mali, iktisadi, adli, askeri, kültürel ve benzeri her hususta tam bağımsızlık olmalı diyor Mustafa Kemal Atatürk. Yani mesela kapitülasyonların kaldırılması tam bağımsızlıkla alakalı. Lozan Anlaşması tam bağımsızlıkla alakalı. Möntre Boğazlar Sözleşmesi'nde boğazların hakimi olmamız tam bağımsızlıkla alakalı. Mütekabiliyet ise karşılıklılık ilkesi. Yani devletlerin birbirinin kurallarına, kanunlarına, bağımsızlığına saygı duyması gerekiyor. Kendisi için yapılmasını istemediğin bir şeyi başka bir devlete de yapmaman gerekiyor. Akılcılık biz akılcı hareket ediyoruz. Yani mantıklı bir şekilde işte tüm dünyayı ele geçireceğiz. Böyle bir şey yok. Mantıklara hareket edeceğiz. Duygu hissiyle değil bazen geri adım atmamız gerekiyorsa tabii ki bağımsızlığımıza taviz vermeden geri adımlarda atacağız. Mesela Lozan Anlaşması sırasında maalesef Boğazlar'da komisyon kurulmasına izin veriyoruz. Niye? Çünkü e, ee, daha kontrol elimizde değil. Ama sonradan 2. Dünya Savaşı'nda et çıkınca boğazların kontrolünü elimize geçireceğiz. Şimdi buradaki her biri esasında bizim bayrağımızdaki hilal ve yıldız gibi çok değerli. Barışçı politikalarımız, gerçekçi olmamız, Türk ve dünya kamuoyuna dikkat almamız, az önce söylediğimiz karşılıklılık ilkesi, milli çıkarları esas almamız ve akılcılık yani akılcı hareket etmemiz çok çok değerli Tonguç Eren'de benim. Mesela yurtta sulh, cihanda sulh diyoruz. Bu neyle alakalı sence? Barış. Harikasın. Sulh barış demek barışla alakalı. Yani biz dünya barışını koruyacak şekilde hareket ediyoruz. Dünyada mesela bu sırada 2. Dünya Savaşı seyit çıkacak. Hatta şöyle söyleyeyim. Ee, yabancı okullar sorunu, Musul sorunu, dış borçlar sorunu ve nüfus mübadelesi 1923-32 arasında. Sonradan 2. Dünya Savaşı tehdidi çıkınca da Milletler Cemiyeti'ne giriş, Balkan Antantı ve Sadabat Paktı, Möntre Boğazlar Sözleşmesi ve Hatay'ın anavatana katılması olacak. Yani şu kısım İkinci Dünya Savaşı ile alakalı olarak bizim elde ettiğimiz kazanımlar olacak. Şimdi gel istersen 1923-1932 arasına bakalım. Bu dönemde şuna dikkat etmemiz lazım ki 1923-32 arasında Türk dış politikasında tabii ki Az önce söylediğimiz kavramlar çok çok önemli. Tam bağımsızlığımıza dikkat ediyoruz. O yüzden yabancı okullarla alakalı Fransa ya diyoruz ki haddini bileceksin Fransa. Yeter artık. Bu kadar monşerlik yaptın, bu kadar karıştırdın. İşte Damdesion, Saint Benoît, Saint Joseph, Saint Pisheri, Saint Michel. Bunların hep Fransız okulu. Buna benzer başka okullar da var. Bu okullarda işte biz kendi kurallarımızı halledelim falan diyorlar. Biz Fransa ile sorun oluyor ve diyoruz ki iç işlerimize karışamazsınız ve yabancı okulları hallediyoruz. Hatırlarsan 3 Mart 1924'te eğitimde birliği sağlamıştık. Eğitimde birlik yasasının adı neydi sonuç herhalde benim? Tevhidi tedrisat. Harikasın. Tevhidi tedrisat. Çok güzel söyledin. Tevhidi tedrisat eğitimde birlik demek. Biz onunla birlikte diyoruz ki yabancı okullar artık Türkiye'nin kanunlarına bağlı. Türkçe, tarih, coğrafya derslerini Türk hocalar okutacak. Milletin makamlarına bağlı hareket edeceksiniz diyoruz. Musul soru. O zaman yabancı okulların yanına şöyle bir gülücük atabiliriz. Bunu olumlu bir şekilde bitiriyoruz. Tamam. Bir sürü yabancı okul vardı o dönemde. Mesela Ruslara ait, Almanlara ait, Fransızlara ait, Amerikalara ait birçok yabancı okul vardı. Bunların hepsi net bir şekilde artık milletin makalına bağlanmış oldu. Gelelim diğer bir kısma. Musul. Musul sorunu maalesef olumsuz sonuç Öne Tonguç'um. Şimdi bu İngiltere ile bir sorun oluyor. İngiltere ile aramızdaki bu sorunda İngiltere Musul'daki petrolleri almak istiyor petrolleri vermek istemiyor. Irak'ta, Musul'da çok fazla petrol var. Biz de Misak-ı Millî'de Musul'u istiyoruz. Misak-ı Millî'de Musul bir Türk yurdu kabul ediyoruz. Hala da Musul alma hayalimiz var inşallah. Ancak İngiltere ile sorun oluyor ve 1926'da Ankara Anlaşması'yla İngiltere'nin kontrolündeki Irak'a teslim ediyoruz biz Musul'u. Niye? Çünkü İngilizler bize Şeyh Said isyanı çıkarıyor Diyarbakır'da ve bu isyan sonrasında da biz iç işlerimizde sıkıntı yaşayınca dış işlerimizde sıkıntı yaşayıp Ankara'da Musul'u e, İngilizlere teslim ediyoruz. Yani içeride çıkarılan isyan bize bir olumsuz sonuç çıkarıyor. Bak şöyle yazıyorum. Şeyh Said isyanı yüzünden biz Musul'u kaybediyoruz. Nüfus mübadelesi ise mübadele neydi Tonguç Eladım benim? Değişim. Harikasın. Değişim. Hemen buraya yazıyorum. Değişim. Aferin. Hafızan çok güçlü değişim demek. Şimdi nüfus mübadelesinde şuna dikkat edeceğiz. Türkiye'deki Rumlar ile Yunanistan'daki Türkler yer değiştiriyor. Şimdi Yunanistan ile sorun oluyor bu aramızda ve 1930'daki antlaşma ile İstanbul, Gökçeada ve Bozcaada'daki Rumlar ile e, Batı Trakya'da e oturan Türkler hariç bak bunlar hariç bütün Türkiye'deki Rumlar gitti bütün Yunanistan'daki Türkler de bize geldi. Yani Batı İstanbul, Gökçeada ve Bozcaada'daki Rumlar ve Batı Trakya'da oturan Türkler ne oldu? Bizde kaldılar. Bunlar hatta etabli sayılıyor. Etabli İngilizce'deki stable gibi. Yani bunlar yerleşik sayılıyor. Diyorlar ki ya kardeşim senin ee, Batı Trakya'da oturan Türkleri çıkarmana gerek yok ya da İstanbul'da oturan Rumları göndermeye gerek yok. İstanbul'daki Rumlar zaten dursun. Onlar yıllardır oradalar dediler. Ama Kayseri'deki Rumlar, atıyorum işte Ankara'daki Rumlar, K Kütahya'daki Rumları gönderdiler. Ama İstanbul'daki, Gökçeada'daki, Bozcaada'daki Rumlar... Etabli yerleşik sayıldı. Onlar hariç tutuldu ama diğerleri yer değiştiriyor Tonguç'u. Geldik 1932-39 arasına. Burada da 2. Dünya Savaşı tehdidi çok büyük bir karar verici. Yani tüm dünya devletleri artık 2. Dünya Savaşı'nın çıkacağına eminler. Niye? Şimdi 1. Dünya Savaşı'nın sonuçları 2. Dünya Savaşı'na neden oluyor. 1. Dünya Savaşı'nı hatırlarsan İtilaf Devletleri ve ittifak Devletleri savaşmışlardı ve İtilaf Devletleri kazanmış. Yani İngiltere Fransa kazanmıştı. Ama İngiltere Fransa kazandıktan sonra kaybedenlere yani Almanya'ya Osmanlı'ya, Avusturya Macaristan'a o kadar ağır şartlar, o kadar ağır anlaşmalar yapıyor ki ardından 2. Dünya Savaşı patlak görüyor. Mesela şöyle bize 1. Dünya Savaşı'ndan sonra Sevr Anlaşması'nı imzalattılar. Bizi parçaladılar. Biz Sevr Anlaşması'nı kabul ettik mi? Hayır kabul etmeyip Kurtuluş Savaşı'nı verdik. Harikasın. Biz dedik ki biz bağımsızlığımız için yaşıyoruz. Biz kesinlikle Sevr'i kabul etmiyoruz dedik. Ve bayrağımızın dalgalanması için Kurtuluş Savaşı'mızı yaptık ve Kurtuluş Savaşı'nı kazanıp Sevriye'ne Lozan'ı kabul ettirdik. Ama Almanya bu kadar şanslı değildi. Almanya'nın bir Atatürk'ü yoktu. O yüzden Almanya Versay Anlaşması'nı kabul ettiği Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra ve Almanya çöktü. Almanya'yı bitirdiler. Ekonomik olarak mahvettiler. Almanya'yı ezdiler, geçtiler ve Almanya'da bu yüzden ırkçı, faşist Hitler iktidara getirdi. Dedi ki biz zor durumdayız, mahvolduk dedi. Ama Hitler dedi ki Almanlara hayır siz süpersiniz, mükemmelsiniz, üstün ırksınız. Biz bu dünyayı yok edebiliriz dedi. Ve Hitler iktidara geldi Almanya'da. Ve Hitler 2. Dünya Savaşı'nı çıkaracak. 2. Dünya Savaşı'nı çıkarınca da esasında intikamla yol, e, intikamla hareket ediyor Hitler. Yani diyor ki siz diyor 1. Dünya Savaşı'ndan sonra bizi ezdiniz İngiltere Fransa. Ben de şimdi sizi ezeceğim dedi. Ve 2. Dünya Savaşı'nı çıkardı. Ve bu bir anda olma tabii. Yavaş yavaş hissedildi. 2. Dünya Savaşı tehdidi olunca da bizler Birleşmiş Milletler'e yolduk, Balkanlarda yani batımızı güvence altına almaya çalıştık. Boğazları güvence altına almaya çalıştık. Doğu'yu güvence altına almaya çalıştık ve Hatay'ı da anavatana kattık. İşte bunlar 2. Dünya Savaşı tehdidi sırasında ortaya çıkan gelişmeler. Şimdi ilk başta Milletler Cemiyeti ile başlayalım. Milletler Cemiyeti'nin günümüzdeki adı ne Tonguç evladım benim? Birleşmiş Milletler. Harikasın. Birleşmiş Milletler. Şimdi burada biz uluslar arası barışa katkıda bulmak istiyoruz. Yani 2. Dünya Savaşı çıkarsa hem kendimizi korumak hem de dünya barışını korumak istiyoruz. Ne demiştik? Yurtta barış, cihanda barış demiştik. Dünyada barış demiştik. Şimdi İspanya'nın teklifiyle İspanya diyor ki Türkiye önemli bir ülke ve Yunanistan'ın da desteğiyle artık Yunanistan'la aramızdaki buzlar erimeye başlıyor ve Yunanistan bize yakınlaşmaya çalışıyor. Niye? Çünkü daha büyük bir tehdit var. İkinci Yunan savaş tehdidi geliyor. Almanya, Yunanistan'ı, Türkiye hepsini almak istiyor. Dolayısıyla biz Almanya tehditten korktuğumuz için Türkiye ile Yunanistan bile birbirine yaklaşıyor. Sonuçta düşmanımın düşmanı dostumdur mantığıyla. Yunanistan'ın desteğiyle biz Birleşmiş Milletler'e giriyoruz. BM'ye katılık diyelim. BM'ye girdik. Yani Milletler Cemiyeti'ne girdik. Şimdi bu bu özelliğimiz bizim dünya barışına katkıda bulunduğumuzu gösteriyor. Balkan Antantı ise Balkan dostluğu demek. Burada İtalya da aynı zamanda yayılmacı. Almanya'da nasıl iktidara Hitler gelip faşist bir şekilde hareket ediyorsa yani ırkçı bir şekilde hareket ediyorsa, İtalya'da da Mussolini iktidara geliyor ve Mussolini çok sert, çok acımasız. O da tüm e, işte Yunanistan'ı, e, Yugoslavya'yı, Romanya'yı Türkiye'yi işgal etmek istiyor. O yüzden e, İtalya'nın yayılmacılığına karşı e, Yunanistan aynı zamanda Türkiye ve Yugoslavya Yugoslavya ve Romanya yazalım şöyle Romanya ve Türkiye batı sınırını güvence altına almış olduk. Yani Türkiye birleşiyoruz ve batı sınırımızı güvence altına alıyoruz. Yani olayın özü şu. Biz hatta şöyle bir boş sayfa vardı orada göstereyim sana Tonguç Ela'dım benim. Şimdi bak şöyle düşün Tonguç Ela'dım benim. Şurası Türkiye tamam mı? Güzel ülkemizin biz Kurtuluş Savaşı'nda kurtulması için Doğu'da Ermenilerle, güneyde Fransızlar ve Ermenilerle, batıda Yunanistan'la mücadele etmiştik. Bu mücadeleden sonra her şey güzel iyi hoş da şimdi 2. Dünya Savaşı'la eti çıktı. Şimdi bizim güneyimizde Suriye var, burada Kıbrıs'ımız var, çok güzel. Şimdi burada şurada Yunanistan falan var ya. Şimdi şurada biz batımız deyince aklına hep Balkanlar gelecek. Türkiye'nin batısı deyince burası tamam mı? Balkanlardaki ülkelerle biz tayyare diyeceksin bak. Türkiye, Yunanistan Yugoslavya, Romanya. Tayyare ne demek biliyor musun Tonguç'um? Uçak. Aferin uçak demek. Yani uçak diye aklına tut tamam mı? Tayyare uçağın eski ismi. Tayyare burası Balkan Antandı. Batımızı güvence altına alıyoruz. Türkiye, Yunanistan, Yugoslavya, Romanya. Bir de Sadabat Paktı var. Sadabat Paktı'nda ise burada Tayyid'i aklına tutacaksın. Türkiye, Afganistan, İran, Irak tamam mı? Burada da doğumuzu güvence altına alacağız. Buraya da yazıyorum şöyle doğumuz. Doğuda Afganistan, İran, Irak yine İtalya'nın yayılmacılığına karşı birlikte ee, bir dostluk kuracağız. Tabii 2. Dünya Savaşı başlayınca herkes kendi derdine e, Balkan Antantı da e, Sadabat Paktı da alacak. O zaman burası şöyle yazıyorum Sadabat Paktı tamam mı? Burası da Balkan Antantı. Burası Balkan ülkeleri olduğu için Balkan Antantı diye kodlayacağız. Şimdi burayı şöyle kaldırıyorum. Balkan Antan demek ki batımızı güvence altına alıyoruz. Tayyare, Türkiye, Yunanistan, Yugoslavya, Romanya. Geldik Möntre Boğazlar Sözleşmesi'ne. Boğazlarda egemenlik sağlamak istiyoruz. Lozan'da Boğazlarda egemenliği sağlayamamıştık. Lozan'da kapitülasyonları kaldırdık. İşte Kürt devleti kurulmasını önledik. Ee, Birçok dış borçlarla alakalı bazı sorunları halletmeye çalıştık. Ama en önemli sorunlardan biri olan boğazları halledememiştik. Boğazlar başında Türkiye'nin olduğu bir komisyona bırakılmış. Uluslararası komisyona bırakılmıştı. E şimdi hatta o yüzden İstanbul'da yabancı devletlerin gemileri olduğu için İstanbul değil Ankara'yı başkent yaptık. Zaten Ankara yepyeni bir şehirdi. İstanbul'da başkent yapamazdık. Çünkü İstanbul'da itilaf devletlerinin gemileri var. Sen yani itilaf devletlerinin gemilerinin olduğu bir yerde başkent yapamazsın. Güvenli bir yer yapman lazım deyip Ankara'yı başkent yapmıştık. Möntro-Boğazlar Sözleşmesi ile Boğazların kontrolü bize geçti. Artık boğazlardan savaş gemileri biz izin vermezsek geçemiyor. Ha Ticari gemiler geçiyor. O yüzden oradan fazla para kazanamıyoruz. Ama askeri gemilerin kontrolü bizde. Sadabat Paktı nereyle alakalıydı? Doğu. Harikasın. Doğu ile alakalıydı. O zaman yine İtalya'nın yayılmacılığına karşı... İtalya'da Mussolini yayılmacı politika besliyor. İtalya'nın yayılmacılığına karşı yine Türkiye... Kurucu devlet olarak... İran... Irak... Ve... Afganistan birlikte doğu sınırımızı güvence altına almış olduk. Şimdi hata, o zaman burada seni bilmen gereken şey şu. Doğu'yu güvence altına almak için Türkiye, Afganistan, İran, Irak, Sadabat baktı. Batı'yı güvence altına almak için Tayyare, Türkiye, Yunanistan, Yugoslavya, Romanya, Balkan Antantını yaptı diyeceksin. Bu kadar basit. İkinci Dünya Savaşı tehdidine karşı. Kim tehdit ediyor? İtalya. Harikasın. İtalya tehdit ediyor. Bir de Almanya tehdit ediyor ama Almanya çok ciddi tehdit edecek. Şimdi Hatay sorununa baktığımızda 40 asırlık Türk yurdu Hatay. Hatay bizim yurdumuz. Ama Hatay işte eee Kurtuluş Savaşı sırasında e, Ankara anlaşması yapmıştık Sakarya zaferinden sonra maalesef Hatay'ı Fransızların kontrolüne bırakmıştık Suriye'ye fakat sonra Hatay'dakiler bize katılmak istiyor. Hatay'dakiler diyor ki kardeşim biz zaten Türkiye'yi istiyoruz diyor ve Atatürk, Hatay'ın ana vatana katılması için çok mücadele ediyor ve gerçekten de vefatından sonra, 1938 Atatürk vefat ettikten sonra, 1939'da Hatay ana vatana katılıyor. Kendi meclisin isteğiyle katılıyor. İlk başta özerk bölge oluyor, sonra ana vatana katılıyor ve böylece misak-ı millide bir adım daha atmış oluyoruz. Şimdi Tonguç'um senin yapman gereken bu konuyla alakalı tekrar söylüyorum mutlaka onda ondan Dinamo'dan, tüm derslerden bütün soruları çöz çünkü sınavda sana soru soracaklar, yoruma dayalı bir şekilde soracaklar. Sana gelip de şöyle bir şey sormayacaklar. Balkan antantında aşağıdaki ülkelerden hangisi yoktur? A. Türkiye, B. Yunanistan, C. Yugoslavya, D. İşte e, ne bileyim e, Karadağ. Böyle bir şey sormayacaklar sana Balkan Antantı ile alakalı bir metin verip bunu yorumlamanı isteyecekler. O yüzden mutlaka o soruları çözmelisin. Meydan okuma testine de bekliyoruz seni Tonguç Elad'ı benim. Kendinin konuyu öğrenip öğrenmediğini pekiştir. LGS dershanesinde seninle çok güzel çalışmalar gerçekleştirdik. Sana en büyük katkıyı ne sağlamıştır? Her hafta mini ve genel denemeler oluyordu. Bu denemeler sonucunda hata ve moral denemeleri oluyordu. Burada yaptığım yanlışları anlayıp bir daha o yanlışları yapmamaya çalışıyordum. Peki canlı derslere ne kadar katıldın? %60-70 civarı. Senin için o da yeterli olmuştur. Kızlandırılmış LGS dershanesi şimdi yüzde 80 indirimde. Detaylar Tonguç Hadi bakalım ödülü sorumuzu yapın yorumlara yollayın arkadaşlar.